E herkese iyi akşamlar dilerim. Şu an stüdyoda yanımda Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan var. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yoğun bir program var bu tarafta. Evet. Seçime 10 gün kaldı. Bizlere vakit ayırdığınız için. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Hüseyin Bey ben seyircileri bekletmeyi hiç sevmiyorum. O yüzden direkt Buyurun. başlıyorum Buyurun. soruyla birlikte. Eee Eskişehir'deki milletvekili aday listelerini nasıl buldunuz? Ya tabii buna cevap vermek zor ee, her parti kendi milletvekili adayının iyi olduğunu iddia ediyor ama biz e, daha çok eski şehirli e, daha çok eski şehrin sorunlarını hakim sorunlarını bilen milletvekillerinin özellikle seçilebilir yerlerdeki milletvekillerinin e, olmasını isterdik ama özellikle iktidar partisinin milletvekili listesinde bunu göremediğimiz için de son derece üzgünüz e, Eskişehir'de milletvekili adayı olmayı, e, vazife almayı daha doğrusu e, bilenler biraz Eskişehir'i tanıyıp gelmeliydiler. İşte dün bir fotoğraf gördüm, çok güldüm. Sayın Bakan, AK Parti birinci sıra adayı Sayın Bakan hı hı. Eskişehir'de ilk defa çibörek börek yemiş. İlk defa yemiş. İlk defa çi börek yemiş. Böyle bir hı hı. E, paylaşım vardı. Çok güldüm ve yadırgadım aslında bakarsanız. Ben ee, hep onu söylüyorum. Yani odun pazarından bıraksanız hamam yolunu, köprü başını, doktorlar caddesini, bağlar caddesini bulamayacak insanların, Eskişehir sorunlarının hakim olamayacak insanların istirahatı olması tabii son derece üzüntü verici. Dolayısıyla bütün aday arkadaşlar 10 günlük bir süreç kaldı. Başarılar diliyoruz. Emeklerini emeklerinin karşılığını herkes almak ister. Allah herkese kolaylık versin. Zor bir süreç. AK Parti yorumladınız. Bir de gelin e, Millet İttifakı'nın e, CHP ana Partisi'ni yorumlayalım. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Çünkü son gün e, şey oldu. Üçüncü sıra adayı acaba sizden mi gelecek? Adnan Bey mi gelecek? diye konuşuldu. Hı 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 hı. Ben bunun hakkında yorum merak evet, ediyorum. Evet tabii son ana kadar yani pazar günü listelerin yüksek seçim kuruluna verildiği saatten bir saat öncesine kadar bizim genel başkan yardımcımız, Eskişehirli hemşerimiz abimiz, büyüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi listelerindeydi. Son dakika bir operasyonla listelerden çıkartıldı. Yerine başka bir aday kondu. Tabi bu bizi son derece üzdü ve kırdı. Bu kırgınlığımızı biz e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Eskişehir ziyaretlerinde de kendisine de ilettik. Hı hı. E, son derece üzüldük. E, çünkü Eskişehir e, pozopolitik yapısı itibariyle, siyasi yapısı itibariyle yüzde altmış sağ seçmen, yüzde sol seçmen. Yine oluşturduğu bir e, seçmen e, yapısı vardır. E, ben e, üçüncü sırada bizim adayımız olmasını Cumhuriyet Halk Partisi'ne dördüncü milletvekilliğini çok yaklaştıracağını düşünüyordum. Ancak olmadı. Kız kırgın mıyız? Kırgınız. Evet. Ama kol kırılayı en içinde kalır diyoruz. Yapacak da bir şey yok. O gün hangi e, anlayışta, hangi e, samimiyetteysek yine aynı samimiyette Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Kılıçdaroğlu'na öncelikle e, samimi bir şekilde çalışıyoruz ve destekliyoruz. Hı -hı. E, tabanımızda bu konuda konsolide etmeye, tutmaya çalışıyoruz. E, Taban demişken bir ay önce bir e, basın açıklamamızda evet. bizden biri olmazsa tabanımız CHP'ye oy vermez şeklinde bir ifadeniz var. Bunu mu kastediyorsunuz? Efendim şimdi şöyle tabii. Demokrat Parti gibi 77 yıllık bir sağ siyaset geleneği olan bir partiden e, yıllarca da Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'ne siyasi anlamda mücadele etmiş evet. bir partinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne konsolide edilmesi oldukça güçtür. Ama tabanımızda şunu çok rahat ve çok net şekilde görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına herhangi bir itiraz yok. Herhangi bir itiraz yok. Yani Hı -hı. amasız fakatsız lakin siz Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Eee aynı hassasiyete işte son dönemece son düzüze girdik artık. Çok önemli bir eşikte olduğumuzu da farkındayız. Dolayısıyla son 10 gün kala üyelerimizle, delegelerimizle, mahalle temsilcilerimizle artık son görüş görüşmelerimizi yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeleri konusunda kendilerini ikna edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı da... için sanırım. Cumhurbaşkanlığında mi? hiçbir sıkıntımız yok. Tamam, milletvekilliği için hiçbir... mi? Evet milletvekilliği için. Hı -hı. Arkadaşlarımızla konuşup gereğini yapacağız. Hı -hı. Ee, yine söylüyorum bir kırgınlığımız var. Ancak bunu inşallah bu kırgınlığımız 14 Mayıs gecesi ...güzel neticeler alındığında... Bitecektir. ...bitecektir. Biz de samimiyetimizi... ...ortaya koyarak... E, ...sayın belediye başkanlarımızla... ...sayın Cumhuriyet Halk Partisi adaylarıyla... ...köy köy, kasaba kasaba... ...esnaf esnaf geziyoruz. Samimiyetimizle burada... Açılışlarla da, da Tabii tabii açılışlarla birlikteyiz. E, esnaf geziyoruz. Hı hı. E, e, İnsanlar şaşırıyor mu peki... ...bu birlikteliğe? Ya çok şaşırmıyorlar. Niye şaşırmıyorlar? Çünkü e, ee, hani altılı masa diye tabir edilen millet ittifakı dediğimiz ittifak insanların talebiyle kurulmuş bir ittifaktır. Yani altı lider oturup da işte biz şöyle yapalım diye bir organizasyon değil bu. Halkın talebiyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir baskı oldu. Dendi ki Merkez Sağ Parti olan Demokrat Parti yanınıza alın. Saadet Partisi'nin yanınıza alın. Hı hı. Bize de dediler ki ya işte Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde başat parti olsun. Bunlarla hareket edelim. En azından şu Cumhurbaşkanlığı seçimini mutlaka almak zorundayız gibi bir talep üzerine kurulan. Çünkü insanlar hı hı. bıktılar, yoruldular. 21 yıldır büyük bir sıkıntıları çekiyor haldeler. Dolayısıyla böyle bir anlayışla, böyle bir mantık ve böyle bir beklentiyle oluşmuş bir ittifaktır bu ittifak. Dolayısıyla biz de bu ittifakın bir paydaşı ve ortağıyız. Biz de bu samimiyetle bu ittifakı yürütmeye... Devam ediyoruz. Peki, e, geziyoruz dediniz hep Tabii. birlikte. E, şöyle bir sorun olacak. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partili aday vekillerle mi geziyorsunuz? Bir de artı e, tabanda iyi partililer var. Onlarla da bir geziyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile e, beraberiz. Hı -hı. E, ben özellikle e, Sayın Tövbebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'la e, beraber geziyorum. Yani Hafta sonunda birçok köydeki yağmur doğasına katıldık. Evet. İşte, Pazar günü yoğun programdan dolayı ben emek mahallesine açılışa katılamadım. Ahmet Bey de bir geldi 5 dakika gözüküp hemen köyde ya, yağmur geçti. çok yoğun etti. çünkü ben o gün biliyorum Kızılınlar vardı, Yukarı Söğüt'ün vardı, Mutalıp'ta da vardı, ee, yağmur duaları vardı. Ee, onlara yetişmek için Hı -hı. E, kısa tuttuk programlarımızı. Ee, esnaf geziyoruz. Ee, Sayın e, Belediye Başkanımız da Sivrihisar, Alpu, Seyit Gazi ya gitmediğimiz ilçe hemen hemen kalmadı. Ee, burada da e, büyük bir ilgi ve alakayla karşılanıyoruz. Ee, i̇nsanların bu birliktelikten mutlu olduğunu, beklentilerin çok arttığını hı hı. gözlemliyoruz. Dolayısıyla e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan ben birinci turda da bu işin biteceğine inananlarız inşallah. İnşallah e, insanlar vatandaşlarımız da yorulmadan çünkü ikinci bir seçim demek hem e, bütçeye Tabii gerginliği artıracaktı. Evet. Gerginliği artıracaktı. Evet. En büyük temennimiz buraya yayın sonunda da söylüyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin barış içinde, huzur içinde, herhangi bir kavgaya, gürültüye sebep olmadan e, bitmesi en büyük temennimizdir. Çünkü Eskişehir küçükken herkes birbirini tanır. Evet Dolayısıyla yani insanların birbirinin yüzüne bakamayacak lafları, yüzüne bakamayacak hareketleri söylemesini asla ummayız ve e, beklemeyiz. Dolayısıyla e, inşallah seçimden sonra da biz e, bu ittifakla, bu e, millet ittifakıyla beraber çalışmalarımızı İnşallah sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Çünkü hepimizin gayesi güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye. Hepimizin gayesi insanların mutlu olduğu, insanların ekonomik sıkıntılarının olmadığı, çocukların geleceklerini düşünmediği bir Türkiye yaratmak hepimizin amacı. Dolayısıyla bu birlikteliğimize devam edeceğine Gaye inanıyorum. Gaye demişken, <laughs> benim aklıma hemen Gaye Hanım geldi. Bugün de birkaç fotoğraf paylaştı. Hemen onu da sorayım. Sonra da Memleket Partisi'ne değinelim birazcık. Nasıl görüyorsunuz? Memleket Partisi'nden e, CHP'ye bir geçiş olmuş. Tekrar e, üye olanlar vardı. Bugün e, paylaştılar. Hı hı. E, sizden bir yorum alabilir miyim? Ya yani tabii e, o konuda benim çok bir şey söylemem doğru olmaz. Hı hı. Netice itibariyle insanların parti tercihleri kişisel tercihleridir. E, Gaye Hanım hayırlı uğurlu olsun. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçenleri de hayırlı uğurlu olsun. Ama Memleket Partisi'ni soracaksanız ben şöyle bir iddiadayım. Ee, bu kişisel fikrimdir. Hı hı. Ee, şimdi Muharrem Bey geçmişte Cumhurbaşkanı adayı oldu. Evet. Şimdi, çok da desteklendi. Çok da desteklendi. Şimdi efendim siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldunuz. Seçildiniz. Grup Başkan Vekili hı. oldunuz. Yani Grup Başkan Vekili'nin karşılığı şudur. Mecliste Genel Başkan'dan sonraki isimsinizdir. Ee, genel Başkan adayı oldunuz. Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Başaramadınız. Yani daha bunu sürüklemenin bir anlamı yok. İnsanlar size samimiyetle oy veren insanlar size kırılıyor. Yani bir, bir yaptığınız bir işi zirvede bırakmak en güzel de siyasette de budur. Yani yıpranmadan, kendinizi konuşturmadan işte görüyoruz sosyal medyalarda neler söylüyor, neler ediliyor. Ama... çarşamba günü geçtiğimiz hafta çarşamba günü buradaydı. Gerçi Eskişehir'de işte Millet İttifakı ile ilgili herhangi bir cümlesi olmadı. Cumhur İttifakı'na karşı cümleler kurdu. Sonra gençlerle yürüyüşe çıktı ama ben dün de dedim biz ezildik. Yani 150 kişi vardı yoktu. Çoğu gençti. 18 yaşının altında çocuklarımızdı. Ya işte Sayın ince seçilirse eğer Seç, seçmen yaşını 15'e falan indirir. Bir dahaki döneme de olursa kazanma ihtimali var. Var Yani. <laughs> Ama yani bu işi bu kadar germenin de bir anlamı yok. Yani bir vefa denen bir olgu vardır. Yani bu vefayı göstermek durumunda. <laughs> yani dün ben bir konuşmasını izledim. E, konuşulmayacak, bir siyasinin ağzına yakışmayacak laflar söylüyor. De Kemal Bey hakkında söylüyor. Yani FETÖ'cülüğü de kalmadı, PKK'lılığı da kalmadı. Yani bunun ölçüsünü siz mi biliyorsunuz? PKK demişken Tabii. şimdi bazı yerlerde söyleniyor ki işte altılı masada ilgili masadır, HDP ile bir işbirlikleri vardır şeklinde evet, cümleler değilim. var. Bu konuda asla resmi bir şey olmadığı için soru bile sormak istemiyorum ama yine soru, siz soru, iletmiş oldu. Var mı böyle bir şey diyelim? <laughs> yani bir buçuk sene falan oldu bu altılı masanın kurulduğu. Bir buçuk senedir masanın altında, masanın ayağı, dolabın içinde, tavanda, askıda evet. bir şey bir şey söyleniyor. Ee, fakat bunun bir karşılığı yok. Şimdi AK Parti iktidarı 21 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Ee, HDP ve uzantısı olduğu e, söylenen ve bilinen, benim de buna inandığım parti... Bu altılı masa toplandığında mı terörist bir parti oldu? Düşüncem aynı şekildedir. Şimdi Neydi? şunu söylüyor. Bir not almışım. Okuyayım. 2015 yılında Haziran seçimlerinden sonra bir e, ara hükümet kuruldu. Ben buradan izleyicilerimize isim vermek istiyorum. Lütfen Tabii baksınlar. Olur, lütfen. Efendim e, Ali Haydar Konca Avrupa Birliği Bakanı. HDP'li. HDP Efendim Müslüm Doğan Kalkınma Bakanı oldu Türkiye. 2015'inde kimin iktidarı vardı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı vardı. Yani siz Millet İttifakı'nı HDP ile ortak diyorsunuz. Ama 2015'te iki tane bakanlık verdiniz. Bunu niye söylemiyorsunuz? Bakınız şunu söyleyeyim. Bizim olduğumuz masada yani Demokrat Parti'nin olduğu masada HDP'nin olması mümkün değildir. Buradan biraz hafızaları zorlanmasını rica ediyorum. 1995 seçimleri herkesin çok bildiği Leyla Zana o zaman HADEP diye yanlış hatırlamıyorsam meclis kürsüsünden Kürtçe emin ediyor. Meclis Başkanı Elazığlı Ali Rıza Septoğlu Doğru Partisi o zaman partimiz ikaz etti. Sonra apar topar indirdiler. Polis arabalarına enselerini tutarak polis arabalarına bindirip meclisten attılar. bizim olduğumuz yerde olmaları mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Peki HDP terörist bir parti ise ya da teröre destek veren PKK'nın bir uzantısıysa ya da PKK'nın uzantısı HDP ise hangi söylemi söylerseniz söyleyin. 21 yıldır bunlar da mecliste. Niye o zaman sesinizi Niye şu ana kadar sesinizi çıkarmadık Hı. da partiyi kapatmadınız, milletvekilliklerini düşürmediniz, gücünüz, imkanınız, mutlak gücünüz vardı. Niye yapmadınız? Ha burada, ha burada çadır mahkemesi kurarak bu HDP'li PKK'lıları beraat ettiren siz değil miydiniz? Onlarla Şivan perverle şarkı türkü söyleyip onlara devletin bütçesinden lahmacun ısmarlayan, pide ısmarlayan Cumhuriyet Halk Partisi miydi? Demokrat Parti miydi? O dönem bir deneme yapıldı. Ya acaba. Ne oldu? Deneme, yanılma, yamulma mı oldu? Yani denedik olsaydı iyiydi. Onlar iyi insanlardı. Terörist parti değildi. Ya da terör destekleyen parti değildi. Olmadı terörist oldular. Yani bunlar yaparlarsa Nur Hanım, bunlar yaparlarsa siyaset Başka biri onlarla yakınlaşırsa bu ihanet oluyor. Yani bu mevcut iktidarı... Hüseyin böyle aktardı diyelim o zaman. Deyin yani <laughs> mevcut iktidarı siyasi anlayışı bu. Benden yanaysa sıkıntı yok. Üç tane e, üç tane belediye başkanını İYİ Parti'den aldılar. E, o zamana kadar bunlar teröristi. Aldıktan sonra bunlar iyi insanlar mı oldular? Anında değiştiler mi? Yani kendileri gibi milli görüş gömleğini çıkarınca olduğu bir şeyler. Onlar da o gün ne mi çıkardılar? Hı hı. Yani bu en enteresan bir siyasi anlayış, enteresan siyasi söylemler görüyoruz. Yani e, birkaç gün önce Adalet Bakanı'mız diyor ki Sayın Bekir Bozdağ seçim kazı kaybedilirse diyor şarap ne şampanya içenler verme oy vereceksiniz. Yoksa mi? alnı secdeye de alnı secdeye değiyor. Dedikleriniz 15 Temmuz'da ne yaptı Türkiye'de? Yani benim ibadetimi, benim inancımı sorgulayacak hiçbir sıfat yoktur. Biz biz memlekete şehir İslam filan seçmiyoruz. Biz memlekete cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı seçiyoruz. Süleyman Soylu'nun da e, siyasi darbe diye bir açıklaması evet. oldu. Evet. Ona da cevap vereyim. Sayın Soylu açıkladı. Dedi ki 14 Mayıs bir siyasi darbe girişimidir dedi. Ben burada söylüyorum. Geçen hafta pazar günü de söyledim. Beyefendi 14 Mayıs tarihini, seçim tarihini açıklayan kendi partiniz. Evet, AK Parti. Kendi partiniz. E, muhalefetin böyle bir gücü, böyle bir yaptırımı falan yok. Siz kendiniz açıkladınız. E, Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs seçim tarihi olarak açıkladığında Sayın Cumhurbaşkanı'na darbe yapıyorsunuz dediniz mi? Kararı siz aldınız. Tarihi siz koydunuz bu şekilde cevap ver. E, <laughs> yani söylenecek çok şey var da yani bu arkadaşların bunlara verecek cevapları yok. Birazcık daha yerel siyasete geçeyim. Tabi. Tip diyelim sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy alır mı Eskişehir'de? Yani çok çalıştığım bir parti ya çalıştığım derken çok ne yapar diye düşündüğüm bir parti değil. Hı hı. Onlar da bir mücadele veriyorlar. Ben de izliyorum Erkanbaşı. Sayın Kadıgil'i falan izliyorum. Söylemde benim de hoşuma gidiyor. İnsanların duymak istediği şeyleri söylüyorlar. Ama hani bizim böyle bir e, oy verme e, düşüncemiz, mantığımız falan olmaz. Ama siyasi partidir, kurulmuştur. Kongrelerini yapmıştır. Seçime girmeye hak kazanmıştır. İnsanlar sandıkta neyi verirler bilmem çünkü biz sandıktan çıkan iradeye her zaman saygı gösterdik bundan sonra da. Yok o zaman. Ya bir tahminde bulunamam. Yani Eskişehir, e Eskişehir. özelinde bulunamam. Türkiye'de belirli bölgelerde evet milletvekili çıkarabilecekler işte büyük İstanbul, İzmir Hı -hı. gibi yerlerde tahmin ediyorum. Ama Eskişehir'de bir e, varlık gösterebilecek. Çıkartabileceklerine ben de inanmıyorum ama bir oy e, çalınması olur mu diye düşünüyorum ben. Yok ben beni. zannetmiyorum. Ben e, özellikle genç seçmenin Tipe oy vereceğini tahmin ediyorum. E, ama tipin de e, Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğinin olduğunu biliyorum. Bu konuda da bir sıkıntı yaşanacağını e, zannetmiyorum. Ama hani milletvekilliği... Yok millet, bizim Eskişehir'deki CHP'nin yani milletvekili engeller ge mi diye. Yani milletvekili geçirgenliğinin çok fazla olacağını zannetmiyorum. Hı -hı. Yani çünkü bu seçimlerin... Gerçekten Türkiye'nin kurtuluşu anlamında, Türkiye'nin ikinci demokrasi hareketi, Türkiye'nin ikinci beyaz devrimi anlamında çok önemli bir seçim olduğunun herkes farkında. Dolayısıyla her siyasi partinin kendi seçmenini konsolide edeceği gibi e, oy almak için işte herkes bir mücadele peşinde. Ben bu sefer e, Eskişehir'de farklı neticelerin çıkabileceğine inanıyorum. 10 kaç gün sonra. kaç olur yani kaç milizlik? Böyle bir şey söylemem çok zor. Tahmin yok. yok. tahmin yapamam yani var kâpamda bir şeyler ama yani hı. arkadaşları şimdi üzmeyelim. Hepsini hemen hemen ak parti adaylarının birinci ve ikinci sırası hariç hemen hemen diğer bütün adayları tanıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir şey söylemem çok zor. Tamam yani doğru ya, olmaz. Kırıcı olmayalım doğru Peki, olmaz. Peki yerelden konuşurken şimdi eskişehir spor üzerinden bir siyaset dönüyor. Ee, en son geçen hafta İyi Parti ile MHP arasında e, ufak bir atışma oldu diyelim. Öyle izah edeyim evet, ben. Evet. E, İyi Parti Nebi Hatipoğlu bir şeyler söyledi. Ondan sonra birinci sıra MHP'den Maşoğlu cevap hmm. verdi. Zaten paranız var ve yapabilirsiniz bunu yorum alabilir ya Ben size? de aynı yorumu yapabilirim. Hı hı. E, Sayın Hatipoğlu Eskişehir Spor'da Başkanlık yaptı. E, ben Eskişehir'de Eskişehir Spor adının yani Eskişehir'in en kıymetli markasının, en önemli markasının siyaseten kullanılmasına karşıyım. Hı hı. E şimdi e, Eskişehir Spor bir oy devşirilmesi. Bir siyasi karşılığı var mı peki? Yani şöyle e, ben, olduğum, ben olduğunu, ben olduğunu zannetmiyorum. Niye olduğunu zannetmiyorum? Çünkü e, Eskişehir Spor farklı bir şey. Eskişehir Spor üzerinden oy devşirmek falan çok öyle mümkün bir şey değildir. Hı hı. Çünkü Eskişehir Spor'un seyircisi yoktur. Eskişehir Spor'un taraftarı vardır. Hı hı. Eskişehir Spor Türkiye'nin, Eskişehir'in en büyük markasıdır. Yani bakınız Eskişehir Spor'u bütün e, kongrelerde şunu duyarsınız. Eskişehir Spor'u siyasete malzeme etmeyin. Siya... Evet, Eskişehir Spor şu an siyasete, siyasete malzeme edilmiş durumda. Maalesef. Yani ne bileyim bir şey yapabilecekse buyursun yapsın. Samimiyetini görelim. Milliyetçi Hareket Partisi bir şey yapabilecekse yani ben geçmiş dönemde mi Sayın Maşoğlu için geçmiş dönemde ben Eskişehir Spor yöneticisiydim. Yani Eskişehir Spor'da herhalde yönetici olmayan kimse kalmadı Eskişehir'de. Eskişehirler yapmaya çalışıyor. Yani yapmaya çalışıyorlar. çalışıyor. Eğer bir imkanınız bir gücünüz varsa kullanın efendim buyurun. Eskişehir Spor. Ben e... bir alt metin geçeyim. E, Maşoğlu şey demişti zaten hani biz yapabileceğimiz yapmaya çalışıyoruz zaten. Artı büyükte bir iddiamız yok. ne var? Şeklinde bir konuşma edebiyatı yani vermişti. Eskişehir Spor'a e, iddia sahibi insanlar gelmedi. Eskişehir Spor'un başına da iddia sahibi insanlar. Gelmeli. Yani Eskişehir Spor Süper Lig'e çıktığında 20 tane başkan adayı bulursunuz. Evet. Eskişehir Spor bala düştüğünde, Bölgesel Noto Lig'e düşerse e, aday bulmakla ilgili sıkıntımız var. İşte o zaman göreceğiz sayın adayların samimiyetini, doğruluğunu, ne kadar Eskişehir sporlu olduklarını. Yani şöyle demeyeceğiz. Ya biz Eskişehir'de yaşıyoruz. Eskişehir'de siyaset yapıyoruz. E Eskişehir sporlu olduğumuzu söylemek zorundayız. M mesele bu değil. Hı hı. Mesele samimiyetle Eskişehir sporlu olmaktır. Sesler yani bunu demek. evet bunu bunu hiçbir adayın Eskişehir sporun adını ağzına almasını ben istemiyorum. Niye istemiyorum? Kullanmayın kardeşim. Hı hı. Kullanmayın. Seçildikten sonra ne yapacağınızı görelim. Biz gördük. İcraatları görelim. 21 yıldır AK Parti iktidarında Eskişehir Spor'un nereden nereye geldiğini gördük. Kimin ne kadar Eskişehir hizmet ettiğini gördük. Kimin ne kadar desteklediğini gördük. Yani iktidar partisi Eskişehirspor'un Trabzonspor Trabzon spor dosyasını çözemez miydi? Çözseydi. Ne oldu? Şimdi de söylemler yaparız ederiz tutarız. Yani ben buna inanmıyorum ve Eskişehir siyasi malzeme olarak kullanılmasından e, insanların vazgeçmesini istiyorum. Hüseyin Bey bu şekilde iletti diyorum o zaman evet, sevgili şeyini taisi. Hüseyin Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bunun Efendim dışından. tabii Eskişehir'de çok enteresan bir seçim dönemi yaşıyoruz. Şimdi Eskişehir'de e, iki tane bakan yarışıyor. İkisi de AK, AK Parti partide. listelerinden hı hı. biri Enerji Bakanı da biri aile ikinci sıradaki de aile sosyal politikalar bakanı filan işte. Bakanlık Hadi. yaptı diye biliyorum. Şu an bakan mı rahmi emin değilim ondan. Öyle değil şu an değil. değil. Eski eski Eskiden bakan. 3 ay falan yapmış. Evet. Ama o sıfatı üstünüze aldım hep taşırsınız. Hı hı. E, demek ki o kadar silik bir bakanlık yapmış ki. Hafızalarımızda o isim yok. Sizin de yoktur tahmin Benim ediyorum. Benim Bu puanını araştırdık. Dün de Hakan Çizmeli vardı konuğum. O şey dedi işte gelini, oğlu, kızı herkes burada yaşıyor. Yaşasın Üniversiteye ben. gidip ders verip geldiği ha, için yani Eskişehir'de ben, değildi. Ben Artık ben... Eskişehir'de dedi. değil. Gelsin işte evde tutmuşlar. Hı hı. Eskişehir'deki bazı bürokratlar işte kapılarında nöbet falan da tutuyorlar. Bunların bilgisi de geliyor. İşte bugün e, amatör spor kulüplerine aynı ve nakli yardım için mesaj atılıyor. Personele deniyor ki <laughs> Sayın Bakanım ve Sayın Valimizin katılımıyla amatör spor kulüplerine e, aynı ve nakdi yardım yapılacaktır. E, aman ihmal etmeyin kalabalık yapalım. Sporso Sol Anıl Gül şey dediğimiz Anıl Gül'ün e, Spor adının verildiği Spor toplanalım. Bir dakika. Kamu işçi ve memurlarına mı? Evet ya bir şey Gençlik Spor Müdürlüğü'nün özellikle personeline. Bende mesaj var telefonumdan gösterebilirim. şimdi bir dakika yani Sayın Bakan Eskişehir'de bakan mı? Milletvekili adayı mı? Bakanlık kalmayacak zaten. Ya kalmayacak, kalmayacak ama mı? yani bu lanseyi bir kere kaldıracaksınız. Bu 2017'de bu yaptığımız referandumda biz Türkiye'nin ayarlarıyla oynadık. Şimdi eskiden işte İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı gibi bakanlar istifa ederler yerlerine müsteşarları gelir. Sonra Şimdi ben, yani. ben biliyorum makam arabasıyla gezen adaylar var. Plakası hemen değiştiriliyor. Yine makam arabasına biniyor. Yani bakın sizin eğer adayınız birinci sıra adayınız enerji ve Tabii kaynaklar bakanı ise kisi bakanlığını yapsın ayın 14'üne kadar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci sıra adayı ise o zaman milletvekili adayı. Yani bir algı, Eskişehir'in bakanı var. Nerede bakanı var? Seçilirse ayın 14'ünden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi de e, seçimleri alırsa ya milletvekilinden istifa edecek tekrar bakanlık yapacaksa evet. ya da evet. Milletvekili, evet. olarak evet. kalacak. Bizim bakanımız var. Bizim bakanım, bizim TOG'umuz var. Falan. Ya TOG hakkında, ya, tok hakkında şöyle Eskişehir'in bir kısmı hacı oldu. TOG'un etrafında dönüyorlar. Sanırsın ki hacı oluyorlar. Yani ya ben şunu in, b, b, inanmak istiyorum ya. Evet Türkiye İHA'sını yapsın, SİHA'sını yapsın, otomobilini yapsın, uçağını yapsın. Kızıl Elma. de Buna, Tren de, de yapsın. Evet. Ya bunların hepsini yapsın. Biz bizim milliyetçiliğimizi, bu konudaki tavrımızı sorgulayacak bir siyasi güç falan yok. Ama ben ben bir vatandaş olarak sormak istiyorum. Bunu da sordum. Sayın Cumhurbaşkanı vilayet meydanına geldi. Konuşma yaptı. Biz haber aldık. dedi ki toplu açılış yapacak. Ne ben şey? rica ettim pazar günü topla yani, e, e, sayın Cumhurbaşkan gelmeden iki gün önce rica ettim pazar toplantısında AK Parti yönetiminden. Dedim ya şu neresi açılacaksa bize de bir listeyi verin. Biz de bir görelim. Sabah saatlerinde aradım ben canlı yayın yapmak Hı -hı. için. Daha sabah saat yani aynı günün sabah saatlerinde bile belli değildi. Herhangi bir liste gelmedi e, yani işte ama ben bir eski Eskişehirli olarak bir vergi veren bir vatandaş olarak benim paralarımla eğer bir yatırım yapıldıysa ben mutlu olurum bundan. Ama yatırım nereye yapıldı? Bana listesini vereyim gideyim ben de mutlu olayım gö göreyim gezeyim. Faydalanabileceğim bir imkanım varsa o yatırımlardan onlardan faydalanayım. Ben bunu isterim. Ama yaptık ettik uçtuk kaçtık karşılık açılış yaptık bitti. Beylikova'da bir şey açtık. İşte sulama göleti açtık e, gün yüzünde. Bu kadar nerede 99 tane açılış yapılıyor? Nerede 97 tanesi? Hangi fabrikaya açtınız? 20 yıldır aynı fabrikaları açıyoruz. Ben bunu biliyorum. Ben vatandaş olarak şunu da istiyorum. Togo yaptık mı? Yaptık. Çok güzel. Güzel duruyor. Mutlu oluruz. Olarak. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama bana Gemlik'teki fabrikayı bir kere gezdirsinler. Ben buradan talep dedi. De İzleyeceklerdir muhakkak. Ya ben masraflarımı ben karşılayayım. Hı hı. Bir, bir fabrike, bir, bir, bir yer ben buradan kendi aracıma tut, bir minibüs tutayım, yönetim kurulu üyelerimi alayım, beni gemlikteki fabrikaya götürsünler. Nasıl? Fabrikaya da? gezdirsinler. Eğer evet, orada imalat varsa da, tamam ben alkışlayacağım, mutlu olacağım diyeceğim ki. Olmadığını mı düşünüyorsun? Ben olmadığını düşünüyorum. Olsaydı, samimi söylüyorum size, olsaydı kapısına sıkılan her vidadan, takılan her işte lastikten, her bijonundan, her bilmem neyinden. Böyle saniye saniye bize gösterirlerdi. Göreceğiz ama. Ne zaman göreceğiz? 14 Mayıs'ta e, seçimleri aldığımızda herhalde bir birileri, a, birileri de gider der herhalde. Yani ne ha bir de şey var. Yani tok yaptık da. Hanımefendiciğim. Togun tokta devlet hissesinin olmadığını biliyor musunuz? Bazı özel e, GSM şirketlerinin, Odalar Borsa Birliği'nin Yatırımcı bir firmanın hisseleri var. Yani tok devletin filan değil. Tok devletin Devlet projesi özelleştirilmiş şekilde. Yani ne işte diyelim? Yani yapıyorlar. E şimdi bunun karşılığında kandırıyorlar bizi. Ya bizi kandırıyorlar ya. Yani inanılır şeyler değil bunlar. Ya. Yani Türkiye'de kim acaba Türkiye'nin yaptığı bir üretimden, hangi bir fabrikadan, hangi bir e, barajdan, hangi bir limandan... Mutsuz olabilir ki. Ama şimdi... Vatanını dün... seven hiç kimse muhtemelen Ha ben de şimdi bakıyorum. Dün dün Eskişehir'de Sayın Bakan çi börek yerken e, şey bulduk. Petrol bulduk. Ya bir dün mü bulduk bunu? Dün petrol bulduk. Günlük 100 bin varil petrol çıkaracağız. Haberi ben mi kaçırdım? Eskişehir'den değil herhalde diye düşünüyorum. Ha, eskişehir'de ha, şey tamam. Batman'da <laughs> falan bulmuşuz. Evet, tam... Dün mü bulduk biz bunu? şimdi batmam özelliği konuşamayacağım ama Eskişehir'de Torium çok konuşuldu, bulunduk hmm. diye. Sonradan bir araştırma ortaya çıktı. İşte 2002-2003 yılında Osman Gazi Üniversitesi'nde zaten bunu bulup raporlamışlar. İbrahim Arslan CHP'nin 3. sıra milletvekili adayı her yerde seslendiriyor. Yani bunu söylüyor. Bakın böyle 2003 2003'te bulunmuş Osman Gazi Üniversitesi'nde bu çalışma yapılmış. Evet. Sonra tozlu raflara kaldırılmış. Bu evet. maden vardı ve bizler biliyorduk şeklinde yani, çalışmalar yani var. Şeyi açıklasınlar ne yapıyorlar? Kaymaz'daki... Koza Maden'de ne yapıyorlar? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Üretim var mı? Bunu filan bir açıklasınlar. Yani... yani bir de değerli madenler şeklinde geçiyor sanırım. Ayrıntılı yani, bir açıklaması var mı ama, bilmiyorum ama... ama. ama. Bizim, bizim bakın... Evet Türkiye büyüsün, Türkiye gelişsin... Türkiye yürüsün filan... Yani... Evet. Bazen diyorum ya Biz mi acaba görmüyoruz? Biz mi çok muhalefet ediyoruz? Ama... Bunları da göremiyoruz. Yani bakınız. Bir de muhalefet etmeniz için elinizde belki bir verinin olması lazım. Veriye ya hangi dayanarak... veri? Yani TÜİK'in verilerine güvenerek <laughs> mi yapacağız? İşte bugün açıklandı. E, Nisan ayı enflasyonu 2, 2 küsur. Başka bir özel şirket açıklıyor. Tam iki katı 4 küsur. Hangi veriye inanacağız biz? Yani devletin resmi kurumunun verisine insanlar inanıyor mu zannediyorsunuz? İnsanlar neye inanıyor biliyor musunuz? İnsanlar ceplerine Zeplerine inanıyor. Yanıyor, İnsanlar yumurtaya inanıyor. Süt fiyatına, peynir fiyatına inanıyor. Çünkü görüyor, yaşıyor, yiyor. Evet. Yiyemiyor aslında. Yani çünkü yani etin 20 20 yıldır dönemdeyiz. yani 21 yıldır iktidar olan bir parti. Ee, bizden niçin bir 5 yılda istiyor? Yani 21 yılda neyi yapamadınız da bir 5 yılda onu yapmak için Son bizden suresi. E, diye adlandırıyor Recep Tayyip Erdoğan? E zaten, başkanımız. zaten teknik olarak da son seçim aslında son seçimi aday bile olamayacaktı ama bir bir şey hani Mazbata'daki Mazbata'daki yani. 10. 13. Cumhurbaşkanı şeyi filan silindi. Zaten aday olamayacak yani Peki şey yani, şey yani aday Tabii. olamaz, olmaz değildi Ama sonradan kimse seçecek? Yani çünkü çok ciddi mağduriyet siyaseti yapacaklardı bu konuda. Ben de aday olamayacağına inanlardım. Çok ciddi mağdur edebiyatı yapacaklardı. Çünkü ee, zaten bu adalet... uğraşılmak mı istenmedi ee, Bence, bence uğraşılmak istenmedi. çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geliş sebebi mağduriyeti o. Mağdur oynamak. Cezaevine girdik, yattık sizin için, çıktık, şiir okuduk bilmem. Bu mağduriyetten dolayı. Adetler ki falan. E şimdi insanlara siz öyle ötekileştiriyorsunuz ki. evet bir hatırlayın. Tür dedi. Alevi ya da başka bir tür. Yani bu, bu Türkiye'de bu bu bu, bu söylemler filan yok olmamalı. Olmamalı. Yani çünkü seçilen cumhurbaşkanı içki içerinde, maskulanında, namaz namaz oruç, oruç tutanında tutmayanın da cumhurbaşkanıdır. Yani 85 yani cumhurbaşkanı. Bakın rahmetli Süleyman Demirel'in şöyle bir lafı vardı. Sabah ezanında e, sarhoş gelen Ahmet Aga'yla sabah ezanında evinden camiye giden Mehmet Agar'ın bizim için insan olarak farkı yoktur. Biz inançlar üzerinden, etnik kimlikler üzerinden, yaşam tarzı üzerinden kimseyi ötekileştirme, ötekileştirsin istemiyoruz. Yani sizin dini inançlarınız, benim dini inançlarım Türkiye'de Hristiyan yok mu? Var tabii olmaz Yani Türkiye'de Ermeni vatandaşımız yok mu? Ve Türkiye'de süryani vatandaşımız yok. Onlardan da o isteyeceksin. Nasıl isteyeceksin? Yani bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde bir aday e, sakladığımız kimlik değil. Bir aday Alevi olduğunu söylüyor. Ya bunu arka planını çok iyi düşünmek ve gözlemlemek lazım. Alevi olduğu için hani bir Yadırga, yadırgar anlamda söylemiyorum. Yani niye insanları bu tür kimliklerin üzerinden siyaset yaptırıyorsunuz? Yani biz Şeyhülislam seçmiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı He. seçiyoruz. Amelleri ve ibadetleri üzerine kimseyi seçmiyoruz biz. Her koyun kendi Evet, amel ve ibadet ediyorum. üzerinden birini seçiyor olsak en iyi müftüyü seçerdik. En iyi Şeyhülislam'ı seçerdik. En iyi Diyanet İşleri Başkanı'nı seçerdik. Bu işin amelle, ibadetle falan alakası yok ki. Buradaki buradaki devletin dini adalettir der Hazreti Ali Efendimiz. Devletin dini adalettir der. Burada adaletli olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Şimdi kalktılar Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ki bu fatiha bilmiyor. Ama hırsız diyebilirler mi? O tarz şeyler olmadı. Evet. Diyemediler değil mi? Hırs bu hırsız diyemediler. Bu uğursuz diyemediler. Ya görüyoruz ya sosyal medyada çarşaf çarşaf kimin ne yaptığını ne ettiğini filan. Bugün e, standları gezerken kan e, AK Parti standından Emek Mahallesi'nde e, bir vatandaşımızla sokak röportajı yaptık. Rahmi'ciğim senden de yorum alacağım. <laughs> E dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı olursa ne olur? E, sorumuz bu. Şimdi birkaç gün içinde birkaç kişi yani denk, denk geldiğim Eskişehir'lilere özellikle standla çalışanlara sormaya çalışıyorum bu soruyu çünkü onları da merak ediyorum. Aynı tipte cümleler mi çıkacak e, ezberletilmiş yoksa farklı özgür düşünceler mi çıkacak diye? E vatandaşımız söyledi işte. E, Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir insandır vesaire falan e, ama e, iyiliği ona kalsın. Bize sert bir lider lazım vesaire. Ondan sonra birkaç saat daha gezdik yine aynı cümleler geldi. Yani sert biz, bir biz lider yaşadık. sert bir lider olup da yani şey mi yapacak? Yunan başbakanı tokatlayacak mı? Bunu mu istiyoruz yani? Sert sertlik ne demek ya? ya Biz insanların e... Bana garip gelen bu tarz cümlelerin aynısı. Tabii efendim, tabii efendim. Söylemesi. Şimdi şey yapıyor seçim çalışmalarında gidiyorlar. Söyledikleri şey teröristlere boya vereceksiniz. İşte diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı tamam mı? E, dinsizlere ve bayraksızlara boya vereceksiniz diyor. Ne demek bu? Yani benim inançlarım, benim vatanım ve benim dinim üzerinden siyaset yapmaya men ederim ben. Yani ben kendimce en inançlı insanım. Kendimce vatanımı en çok seven insanım. Efendi, bunu söyleyecek insanın bir kere çocuklarını askere göndermesi lazım. Paralı askerlik yaptırmayacaktın evlatlarını o zaman. O da can güvenliğinden kaynaklı gibi bir açıklamaları olmuştu ama geçtiğimiz günlerde. Vallahi var. efendim, askerlik yapsın da yani genel kurmayında bir odanı verip yaptırabilirlerdi isteseydi ama askerlik yaptırsalardı. Yani bu, bu bu böyle bir ölçü yok. Böyle bir hani işte ben çok seviyorum çocuğu. Böyle bir ölçü yok yani. Yani vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır. Vazifesini en iyi yapan da vatandaşını ekonomik krize ye yendirmeyendir. Vatandaşını fırınlarda askıda ekmekte tutmayandır. Bekletmeyendir. Vatandaşını önce tadına baktığı peynirin şimdi önce fiyatına bakıyor vatandaşımız. Yumurtanın tanesi 3 lira mı efendim? efendim. Ee, bayram gezmesinde mi insanlarla konuşurken sormuştuk en son. İşte bir kalıp peynir bir kilo et piyasanaydı. E, hanımefendi Türkiye'yi tarım ülkesi olmaktan çıkarırsınız. Alacağınız netice budur. Bakın çok eski tarihlerden sizin de yaşınız. Ben bu o tarihleri tabii ya. Evet, söylüyorum. evet. evet. Yani, benim, e, benim kızım da yaşıyor. Aramaya ve araştırmaya çalışıyoruz tabii evet. ki. Efendim, Mesleğimiz gereği. Efendim 70'li yıllar. Ama görmek başka. Şimdi bak 70'li yıllar var. çiftçi e, ee, 1 kilo buğday satar. 7 kilo litre mazot alırdı. Şimdi mazot 22-23 lira. Buğday şu an gelir 6 lira. 875 sanırım en son. 6 lira civarında şu an. Ya da 7 lira olsun. Şimdi de 3 kilo buğday satacak. 1 kilo mazot alacak. Aradaki fark bu. Eğer siz çiftçiyi sübvanse etmezseniz, çiftçiyi desteklemezseniz. Ee, Gerçekten e, biz açlıkla imtihan. Zaten duyuyoruz. küçük çiftçiler artık köyden kente göçtü. Aklın... E, köyde kalanlar da büyük çiftçilik yapanlar ve diğerlerinin arazilerini alan. Şimdi efendim biz yani çiftçilerimiz varsa şöyle diyecekler: Biz 2022 harman zamanı para kazandık diyecekler. Kimse zaten kazanmadığı işi yapmaz. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki e, biz. Şimdi 2022'deki harmanın hasatını kaldırmak için 2021 yılında işte tarlasını sürer, nadas eder, içiler, eker, tohumunu, gübresini Bütün parasını yatırıyor tarlaya. Şimdi çiftçi tarlasını ektiğinde 2021'de ee, tohum 2,5 liraydı, gübre 4 liraydı, mazot 8 liraydı. 7 liradan buğday sattı, 6 liradan alpa sattı. Şimdi bu sene 28 liradan mazot tamam, aldı. 20 liradan gübre aldı. 7,5 liradan tohum aldı. Şimdi bu sene de kazansın çiftçi de göreceğim ben. Ya bu Türkiye'de böyle böyle, böyle bir yok. Lüks yat sahibi vergisiz mazot. Alabiliyorken yani, Türk evet. çiftçisi kadeveli vergili mazot aldı. Yani efendim Türkiye'nin elektrik fazlası vardır. Bakın araştırın lütfen. Bizim çiftçimiz ben biliyorum memleketim Sivrihisar'da 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 1,5 milyon lira elektrik parası ödeyen çiftçilerimiz var. Ya yani ne olur gece 12'den sonra fazla elektriğimiz bir çiftçimize ücretsiz versek emin olun o çiftçi o sulamasını yapmak için harcaca elektrik parasına öyle ihtiyaç e, ihtiyacı var ki gider gece 12'den sabah 6'ya kadar o tarlasını sular. Hiç üşenmez. Ama e, elektrik parası alıyoruz. Alma. Toprağa verdiğin fazla elektriğini ver çiftçiye. Anladım. Ya çiftçi üreten insandan elektrik parası alınır mı? Şimdi sayaç takıyorlar sulara. Şimdi şöyle da para verecekler. Şöyle o da fazla ve e, şey tüketimi olmasın. Tüketim, vahşi tüketim. Vahşi sulama. Olmasın diye yapacaklar. Yani bakın o vahşi sulamaya da karşıyız. Yani ben sivrisarlıyım obruklar yani yeraltı sularının çekilmesiyle meydana gelen i̇şte göçükler. Konya'da çok büyük olmak Sivrisar'a kadar geldi. Sivrisar'a kadar, sivrisara kadar evet. geldi. İnşallah ya bunu yaşamayız. Ee, çok da uzatmayalım. Ee, <gülüyor> evet, <gülüyor> herhalde akşam. süremizi de, süremizi de açtık. Bakalım evet akşam akşamda. Ben buradan kıymetli izleyicilerimize güzel bir seçim diliyorum. Ee, Buradan herhangi bir şekilde oy talebim yok. Ben sadece birlik, beraberlik, barış... Oy talebim yok derken? Yani hani kimseye biz şu partiye verin, bu partiye verin diyemeyiz. İnsanların görüşlerine saygımız var. Bir tek talebimiz şu olur bizim. Kavgasız, gürültüsüz. Kol kola girip sandıklara kol kola çıktığımız komşularımızla, dostlarımızla kimseye. Bir sıkıntı yaşatmadan, kimsenin de bize bir sıkıntı yaşatmadan bir geçirdiğimiz seçim neticelerini de iktidar tarafından ne çıkarsa çıksın. Galibiyet de çıkabilir, mağlubiyet de Hı -hı. çıkabilir. Bakın bu sistemin adı %50 artı 1. Yani bin oyla, üç bin oyla, beş bin, on bin, yüz bin oyla da alınabilir. Hiç belli. Değil. Ciddi bir yüzde sekizlik, onluk bir fark Farklı da, da alınabilir, alınabilir. Ama ben seçimin ilk Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yine biteceğine çok inanıyorum. Ee, huzur ve barış içinde bir seçim olsun diliyorum. Teşekkür ederim Hüseyin ben Bey. Ben teşekkür ederim. Sevgili Eskişehir'in etahinesi bugünlük bizden bu kadar. Ee, yarın yeni programlarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın lütfen.